Fal bakanlığı, fal baktıranları bekleyen esrarengiz son. Değerli kardeşlerimiz, gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi sahibi olmak için başvurulan çeşitli yollar, baht, uğur ve talihi anlamak için bir takım garip yollara başvurma, atılan boncuk ve baklaya, tesadüfen açılan bir kitabın bir satırına, koyunun kürek kemiğine, kahve fincanına ve benzeri şeylere bakıp bunlardan anlam çıkarma işi, gelecekte olacak şeyleri anlamak maksadıyla yapılan eylemler hakkında kullanılan bir tabir. Rûs-u Osmani'de kısa fikirlilerin ümit ettikleri bir maddeyi çıkarmak maksadıyla kitap açmak ve kitaba, baklaya bakmak gibi değişik yöntemlerle yapılan teşebbüsü ve bu teşebbüsün gösterdiği netice olarak tarif edilmiştir. Kur'an'da fal kelimesi geçmemekle birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadislerinde şekil olarak buna benzer fakat mana yönünden bizim anlamadığımız faldan daha değişik bir mana arz eden fel sözü geçmektedir. Şöyle ki, adva, hastalığın Allah'ın takdiri olmaksızın bulaşması yoktur. Tiyara, bir şeyi uğursuz sayma da yoktur. Ben hayırlı fel'i, bir şeyi hayra yorma severim. Hadisinde geçen fel kelimesinin bildiğimiz falla aynı anlama gelmediği açıktır. Ebu Hureyre'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği başka bir hadiste tiyara yoktur, daha hayırlı olan fel vardır buyurdular. Ebu Hureyre, fel nedir ey Allah'ın Resulü diye sorunca, sizden birinizin işittiği salih sözdür dedi. Hasta olan bir kimsenin ya salim diye bağıran birinin sesini duyması veya yitiğini arayan birinin ya vacid diye seslenen birinin sesini duyunca bununla tefeül ediyorum deyip hastalıktan kurtulmayı umması ve yitiğini bulacağını ümit etmesidir. Yani bu sesleri hayra yorarak neticenin bu şekilde olmasını beklemesidir. Cahiliye Arapları bir sefere, bir savaşa, bir ticarete, bir nikaha yahut herhangi bir işe teşebbüs edecekleri zaman 3 zar veya ok çekerler yahut kuş uçururlardı. Bu zarların veya okların birinde Rabbim emretti yahut yap diye emir, diğerinde Rabbim nehyetti yahut yapma diye nehy kelimeleri yazılı olurdu. Biri de boş bulunurdu. Birisi torbaya elini sokar, zarlardan birini çeker. Emir çıkarsa yaparlar, neh çıkarsa yapmazlar, boş çıkarsa bir daha çekerlerdi. Kur'an bunu şu ayette yasaklamıştır. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Cahiliyede bir de kuş uçurma adeti vardı ki bir yere gidecekleri zaman bir kuş uçururlar, sağa giderse teyemmüm, uğurlu sayma, sola giderse teşebbüm ederler, uğursuzluk sayarlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tiyara yoktur hadisiyle bunun da yasaklandığını biliyoruz. Bugün yaygın olan fal çeşitlerinden biri de modern cahiliyenin itibar ettiği yıldız falıdır. Gökteki burçlardan istidlal ile yapılan bu falcılığın aslı Sabi'ilere dayanır. Sabi'iler, İdris aleyhisselamın mucizesi iddiasıyla semayı 12 burca taksim etmişler ve Eflak'tan yalnız tapındıkları ve heykellerini diktikleri sebai gezegenlerin durumlarına göre yeryüzünde meydana gelecek of ayları bildireceği iddiasıyla yıldızlarla ilgili bir takım hükümler yazmışlardı. Onların bu inançları günümüze kadar gelmiş bulunmaktadır. Dinimizin kesinlikle yasakladığı falcılık bir çeşit gaybtan haber vermedir. Halbuki Kur'an-ı Kerim gaybı Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilemeyeceğini, peygamberlerle melekler dahi kendilerine vahyedilmedikçe gaybtan haber veremeyeceklerini açıkça bildirmektedir. De ki, göklerde ve yerde olan gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. De ki, size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Eğer gaybı bilseydim daha fazla hayır yapardım. Ayetleri buna yeterli delildir. Kendilerine arrâf yahut kâhin denilen falcıları ve bu falcılara gidip fal açtıran, onlara inanan veya destekleyenleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağır bir dille kınamış, hatta kafirlikle nitelemiştir. Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa 40 gecelik namazı kabul olmaz buyurmuştur. Ebu Davud'da geçen bir hadis ise şöyledir. Kim bir kahine gider dediklerini doğrularsa şüphesiz ki Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilmiş olanı inkar etmiş olur. Bu konuyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek cümleyle ifade etmiş. Kâhinler bir şey değildirler. Yani geleceği okuduklarını iddia edenlerin sözleri boş, bir değeri ve bir anlamı yoktur. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.